Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine güzel bir tarifle sizlerle birlikteyiz. Çok güzel bir tarifimiz var. Bazlama yapacağız ama bu bazlama farklı bir bazlama. İçli bazlama. Yani içerisinde kıyma harcı var. Nefis bir tarif bizleri bekliyor. Buyurun malzemelerle tarife geçelim demeden önce lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buyurun malzemelerle tarife geçiyoruz. Kıymalı bazlama için kullanacağımız malzemeler 4 su bardağı un, yani 500 gram, 2,5 su bardağı irmik unu, 300 gram, 1 su bardağı yoğurt, 1,5 su bardağı ılık su, 5 gram kuru maya, 10 gram tuz, 1 tatlı kaşığı şeker kullanacağız. Bunların hepsi hamur için kullanacağımız malzemeler. İç harcı için 1 adet soğan, 500 gram kıyma, orta yağlı, kuzu dana fark etmez, 4 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, yarım demet maydanoz, kaşar, tereyağı, pul biber, domates salçası, karabiber, tuz, 2 diş sarımsak ve zeytinyağı kullanacağız. Bütün malzemeler bunlar. Bunlarla güzel bir bazlama tarifi bizleri bekliyor. Buyurun başlıyoruz. Öncelikle hamurumuzu yoğurarak başlayacağız. 2,5 su bardağı irmik unumuzu yoğurma kabımıza alıyoruz. 4 su bardağı unu ekliyoruz. İrmik unu ve beyaz unu güzelce karıştıracağız. Ve ortasına havuz yapacağız. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı şeker. 5 gram mayamızı ekliyoruz. 1,5 su bardağı ılık su ekliyorum. 1 su bardağı oda sıcaklığında yoğurt ekliyorum. Hamur için tüm malzemeleri ekledik. Artık hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Sıvıları güzelce karıştırdım. Artık yavaş yavaş unumuzu almaya başladık. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet, hamuru yoğurmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş kıvama geliyor. Birazdan toparlanacak. Şu an elimize yapışıyor. Yaklaşık 2 dakikadır hamurumuzu yoğuruyoruz. Şu an kıvama geldi. Tezgahımı alacağım. Bir 3-4 dakikada tezgahımızda hamuru yoğuracağız. Hamurumuz kıvama geldi. Şu an tam istediğimiz kıvamda. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca yoğurduk. Çok hafiften ele yapışıyor. Çok fazla değil. Tekrardan borcamı alacağım. Biz iç harcını hazırlayana kadar borcam da mayalanacak. Hamurumuzu borcama aldık. Üzerini kapatacağız. Mayalandıracağız. Ocağımızı yaktık ve tavamızı ocağın üzerine aldık. Yarım kilo kıymamızı tavaya ekliyoruz. Kıymamızı güzelce kavuracağız. Kıyma kavrulurken diğer malzemeleri yavaş yavaş doğrayalım. Bir tane soğanımızı yemeklik doğrayacağız. Dört tane yeşil biberimizi ince ince doğrayacağız. Sırada kırmızı biber var. Bunu da aynı şekilde küçük küçük doğrayacağız. Önce tohumlarını alıyorum. Kıymamız kavrulmaya devam ediyor. Çok az kaldı. Malzemeleri doğruyoruz. Son olarak maydanoz kaldı. Maydanozu doğrarsak tamamdır. Maydanozu da bu şekilde doğruyoruz. 2 diş sarımsağımızı ince ince doğrayacağız. Kıymayı yeterince kavurduk. Artık soğanı ekleyebiliriz. Şöyle karıştıracağız. Sarımsağı ekliyoruz. Bu aşamada biberleri ekleyeceğiz. Yeşil biber ekliyoruz. Kırmızı biber ekliyoruz. Karıştıracağız. Kıymamızı kavurmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 4-5 dakikadır biberlerle beraber güzel bir şekilde kavurduk. Sırada baharatlar var. Baharatlarını ekleyeceğiz. 2 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı dolu dolu domates salçası. İç harcımız hazır. Son bir dokunuş yapacağız. Tavanın dibi temizlensin diye şöyle çeyrek su bardağı su ekliyorum.
Güzelce karıştıracağız. İç harcımız hazır. Ocağı kapatıyorum. Çok az soğumasını bekleyeceğim ve ardından maydanoz ekleyeceğiz. İç harcımız soğudu. Artık maydanozu ekleyeceğiz. Hamurumuz yeterince mayalandı. Artık bezeye böleceğiz. Borcamdan alıyoruz. Hemen hemen iki katına gelmiş. Tezgahımızı aldık. Hamur bu şekilde. Büyük bir fitil yaptım. 8 parçaya böleceğim. 8 tane beze çıkaracağız. Toplamda 4 baz yapacağız. Toplam 8 parça yaptık. Bunları avucumuzun arasında yuvarlayacağız. Bezelerin hepsini bu şekilde yapıyoruz. İlk bezemizi bu şekilde açtık. Bir tane daha bu şekilde yapacağız. Ardından iç harcını koyup tavada pişireceğiz. Açtığımız hamurların fazla ununu alıyoruz. Ortasına iç harcımızı koyacağız. Çok az daha koyuyorum. Hamurumuzun şu kenar kısımlarına birazcık su koyacağız. Diğer koyduğumuz hamur yapışsın diye. Çünkü burada un olduğu için hamur yapışmayabilir. Bu şekilde ıslatırsak diğer hamur kolay bir şekilde yapışacak. Kenarlarını iyice ıslattık. Sırada kaşarımız var. Kaşar ekliyoruz. Bir tanesini tavada pişireceğim. Bir tanesini de bizim yeni aldığımız şöyle basit bir fırınımız var. Silopi'den geldi. Çok güzel ekmek ve pizza pişiriliyor. Birini de onunla pişireceğiz. Şu an bu tamam. Diğer açtığımız bezeyi de üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde iyice kapatacağım. Tavamızı yaktık. Kısık ateşte. Teflon tavamızı ocağın üzerine aldık. İçerisine çok az zeytinyağı dökeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Ve ardından ilk yaptığımız bazlamayı alıyoruz. Bazlamamızı koyduk. Kısık ateşte dikkatli bir şekilde pişireceğiz. Ortalama 5-6 dakika sürüyor iki tarafı da. 2 dakika boyunca hiçbir şey yapmadık. Şimdi çevireceğiz. Bu tarafı da çok az bir şey. Zeytinyağıyla yağlıyorum. Sıra geldi de çevirmeye. Şöyle bir bakalım. Hop. Diğer tarafına çevirdik. Güzel bir şekilde kızartacağız. Tekrar çevireceğim. Bakalım diğer tarafı nasıl olmuş. Hop. Evet. Güzel bir şekilde kızarmaya devam ediyor. Hafiften yağ dökeceğim tavaya. Çok fazla değil. Bu tarafı tekrar çevireceğim. Evet. Güzel kızarmış. Çok az kaldı. Pişti sayılır. Alt taraf şöyle bir 30 saniye daha kararsa yeterli olacak. Bazlamamız hazır. Tahtamızı alacağız. Hemen bir kesip bakalım içi nasıl gözüküyor. Hop. Bazlamamızı aldık. Şöyle çok az tereyağıyla yağlayacağız. Bir tane de fırında yapacağım. Fırında yapacağımız daha da güzel olacak gibime geliyor. Üzerine şöyle hafiften yağlıyoruz. Bazlamamızı keseceğiz. Bakalım iç kısmı nasıl duruyor. Şöyle içine bakacağız. Nasıl duruyor. Of 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 of. Çok şahane gözüküyor. Mis. Dörde böldüm. Bu tavada yaptığımız. Çok güzel gözüküyor. Ve nefis kokuyor. Aslında bunu sıcak sıcak hemen yemek gerekiyor. Ama bir tane daha yapacağım. Diğer bazlamamızı bu gördüğünüz basit fırına pişireceğiz. Şu an çok az bir şey ısıttım. Tepsisine birazcık yağ sürüyorum. İkisini birden burada pişireceğim. Yukarıda bu şekilde rezistansları var. Şöyle göstereceğim. Hem yukarıda hem de bu tepsinin altında rezistans var. Çok basit yapılmış bir fırın ama gerçekten ekmek, pide, pizza vesaire ürünler çok güzel pişiyor.
bazlamamızı atabiliriz. Bir tanesini buraya atıyorum. Diğerini de yanına koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Bunda hiçbir ayar yok. Sürekli biz kendimiz kontrollü bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Böyle ara sıra açacağız, kontrol edeceğiz. Çünkü gerçekten çok hızlı ısınıyor. Şöyle üzerlerini zeytinyağıyla yağlayacağım ve ters çevireceğim. Tam tersini çevirdim. Daha kızarmamış ama olsun. Tekrar kapatıyorum. Ortalama bir 5-6 dakikada pişiyor. Evet. Buradaki bazlamalar da hazır. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Çıkaracağım. Keseceğiz ve tadına bakacağız artık. Bakalım bunun içi nasıl olmuş. Of of of. Çok şahane duruyor. Efendim, gördüğünüz gibi bazlamalar hazır. Bir tanesini fırına yaptık, diğerini tavada pişirdik. İkisi de çok güzel duruyor. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Sıra geldi tadıma. Önce şu tavada pişirdiğimizin tadına bakalım. Bu çok az soğudu ama önemli değil, hala sıcak. Efendim, müsaadenizle. Bismillah. Çok güzel. Hamuru çok harika olmuş. Ama iç harcı daha bir lezzetli olmuş. Böyle yumuşacık, pofuduk. Bir de buna bakalım. Bu hala sıcak. Kaşarı böyle erimiş. Müsaadenizle. Sanki bu daha güzel olmuş. Fırında yaptığımız. Çok lezzetli. Gerçekten çok lezzetli olmuş. İnşallah sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.